Merhaba arkadaşlar. Evde kolay fayans arası derz çekmeyi göstereceğiz. Bunun için derzimizi hazırladık. Kasanın içinde kardık şu şekilde. Aşağı yukarı yoğurttan biraz da koşalım da bunu yoğurt kıvamında. Bunu saç boyası tüpünü koyuyoruz arkadaşlar. Tüpümüzü yeterince doldurduk. Şimdi şunu kapatalım. Bunu kapatıp üzerine bir su tutacağım. Üzerine taşan derz dolguları yıkadık. Karışım biraz daha iyi olsun diye biraz çalkalıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde yavaşça iki fayansın birleşim noktasına sıkıyoruz. Bakınız. Derz dolgusu biraz sıvı gibi olur. Akışkan olur. En dar noktaları doldurması için. üç-4 saat kuruduktan sonra ıslak süngerle sileceğiz. Şurası biraz az oldu. Orayı biraz daha dolduralım. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya bak, hiç uygulamamıştık. Buraya uyguluyoruz. Bakın. Şu yukarıdan başlayalım. Bu. Evet. Görüyorsunuz. Bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolgu yapıyoruz. Bu biraz kendini çektikçe ilave edeceğiz arkadaşlar. İçim boş çünkü. Bakın boşaldı burası. Yine tıkandı. Şekilde. Aynı şekilde köşeyi de köşe birleşim noktasında bu şekilde. Bakınız, akışkan olduğu için en ufak noktalara dolgu yapıyor. Yine tıkanıyor. Ara sıra da bu tıkanıyor. Kürdan yardımıyla açıyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Alt noktaları da böyle. Şuradan elinizde olursa daha hızlı seri yaparsanız. Şimdi bu
biraz tıkanmaya başladı gene. Çalkalayalım. Evet. Tıkandıkça kürdan sayesinde açacağız. Kendimizin yapmış olduğu ter tüpüyle fayanslarımızın arasını ter dolusunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet, eksik olan yerler ara ara tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarafı yapıyoruz. Burada açıklık biraz fazla. Buraya 1-2 kat uygulayacağız. Arkadaşlar ders dolgumuz bitti. Tüpte tekrar dolduracağız. Bu sefer değişik şekilde dolduracağım ve çok basit olacak. Tüpü sıkıyoruz iyice. Ders dolgunun içine bırakıyoruz. Görüyorsunuz. Vakumladı. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Dışındaki bulaşık derzi çeşmede yıkıyoruz. Büyük açıklıkları birkaç kez, en az 2 kez üstünden geçeceğiz. Onun için açık fazla olan yerler önce yapalım. Buralar biraz sıvı oldu. Yani katı değildi. Çünkü buradaki aralıklar küçüktü. Bu büyük aralıklar için
Birazcık daha katı yapmamız gerekiyor. Diş macunu kıvamına yakın olması gerekiyor. Ders dolgumuzu birazcık daha ilave ederek katılaşmasını sağlıyoruz. Karışım bayağı iyi oldu. Şimdi tüpü de kalanı boşaltalım. Burada hepsini boşaltmayalım. Çok. Evet. Evet, birazcık daha katı oldu az öncekinden. Tekrar tüpümüzü dolduruyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi geniş boşlukları dolduralım. Tüm boşlukları bu şekilde dolduruyoruz. Yine bizim bu. Kalın olduğu zaman kamanı daha çok yaşıyoruz. Arkadaşlar bu yaklaşık 2 saat içinde kurur, 2-3 saat içinde. Daha sonra ıslak süngerle sileceğiz. Pürüzsüz hale gelecek. Şu anda hiçbir şey dokamıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, ders dolgumuz kurudu. Islak süngerle siliyoruz. Gördüğünüz gibi basit, pratik bir şekilde ders dolgumuzu yaptık. Sünger biraz ıslak olması gerekiyor. Süngerimiz biraz ıslak olması gerekiyor. O yüzden sık sık sulandırmamız gerekiyor. Ders dolgumuz fazla gelen yerlerde birazcık daha fazla baskı uygulayıp silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tam orayı çektim.
Arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.